Pazar, kötü bir şey mi oldu oğlum? Tartıştınız mı yoksa? Kızım nerede Hazar, söylesene. Üzgünüm, bilmiyorum. Siz endişelenmeyin, onu bulacağım. Sizi de haberdar edeceğim. Lütfen endişelenmeyin. Hadi Ziran, aç şunu. Özür dilerim Hazar. Neden kapatıyorsun Ziran, neden? Ya yoldadırlar şimdi, birazdan burada olurlar. Hazar onu mutlaka ikna edecektir. Bu kez öyle kolay değil. Çok içli, çok dertli yazmış. Huzurum yok demiş. Katlanıyor gözüksem de katlanamıyorum demiş. Çaresi bulunur. Azam da kızının buraya gelmesi için çaba sarf edecektir. Bıraktığı mektupta mutsuzum demiş Hasan. Mutsuzum. İnsan mutsuz olduğu yere döner mi? Zilan. Ağzından Zilan'dan başka bir laf çıkmıyor Hazar Bey. Adalı sen miydin? Sevinmedin galiba. Biz de Barış'la beraber şunları bir görsek, biraz vakit geçirsek diyorduk ama. Sonra Adalı. Zilan ortada yok. Yok mu? Beni bırakıp gitti Adalı. Yok, gitti. Bacım ne oldu? Hazar'ı terk ettim abi. Terk mi ettin? Hazar'ın yanında daha fazla kalamazdım. Benimle dalga mı geçiyorsun bacım? Baya baya çekip gittin yani. Bir daha eve dönmeyeceğim. Oraya gitmene baştan beri benim de gönlüm razı değildi ama... İyi de aranız Hazar'la. Hazar'ı çok seviyorum abi. Ne olursa olsun onun yanında kalırdım ama... Namaz o zaman. Kimseyi üzmek istemiyorum. En çok da Hazar'ı.
Vallahi ne desem? Hastayım abi. Çok hastayım. Ne olacağım belli değil. Şşş. O nasıl laf ya? O nasıl söz öyle? Ne olacağım belli. Ameliyatın olacaksın, iyileşeceksin. Her şey geride kalacak. Son zamanlarda olanları kaldıramadı kızım. Fazla geldi. Dilan, aradın değil mi kızım? Aradım ama telefonu kapalı baba. Canım kaybolalı gün mü geçti ya? Kafasını dinliyordur. Haber alır yakında, meraklanmayın. İnşallah. Hazar'la arası da düzelmişti. Evde onunla kalmaya karar vermişti. Dilan'ın başka bir derdi olmasın? Olsa bilirdim ben. Her şeyini anlatır bana, paylaşır. Bir şey demedi yani. Keyifsizdi biraz ama olaylar yüzündendir. Yok yok, bir şey olsa derdi bana. Avuzar, hoş geldin. Geç otur. Yok, oturmayacağım. Ya otur hele. E, oturmayacağım dedim ya. Ya suratını asma hele. Tamam, kızdım biliyorum. Ama kızgınlığın geçti ki geldin değil mi? Konuşmaya geldim Nizar. Tamam, konuşalım. Aile içinde küslük olmaz. Konuşalım. Sen otur hele. Avuzar, bak ben artık akıllandım. Mesulle uğraşmıyorum artık. Aklım fikrim bir sen, bir ben mi? Haber almak için uğraşıyorum. Kızımız yaşıyor Avuzar. Eminim bundan. Çay söyleyeyim mi sana? Kahve, gazoz ne içersin? Karnın aç mı? Avukata vekalet verdim Nizar. Avukat mı? Ne avukatı? E bildiğin avukat işte. Niye Avuzar? İş meseleleri mi? Ben dava açıyorum Nizar. Senden boşanıyorum. Hoş geldin oğlum. Zilan nerede? Gelmedim yoksa? Ben dedim. Kolay kolay gelmez dedim. Ben bir arayayım istersen Azam Beyleri. Ha Hazar, belki ben konuşursam... Zilan orada değil. Değil mi? Değil. Oraya hiç gitmemiş. Nerede bu kız? Ne bileyim baba. Telefonu da açmıyor. Ne yapıyor acaba? Peki vakit geçirmiyordur herhalde. Değil mi anne? Hazar'cığım, ben onun gitmesini ister miydim sanıyorsun? Eğer istemiyor olsaydın daha düşünceli davranırdın anne. Değil mi? Oğlum, sakin ol. Nasıl sakin olayım baba? Resul meselesinde kıza yapmadığını bırakmadı. Zaten kırgındı. Bir de üstüne gidip bebeği evine getirdi. Hazar, ben... Mutlusun değil mi artık? Rahatlamışsındır. Abi lütfen böyle yapma. Ne yapayım peki? Karım ortada yok. Beni terk edip gitmiş. Ne yapayım ha? Ne yapayım? Hadi bacım hadi gidelim. Korkuyorum. Korkuyor musun? Korkuyorum. Sen mi? Güldürme beni Allah aşkına. Benim tanıdığım Zilen bacım Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Zilen. Bacım. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Daha iyi olasınız. Daha iyi yaşayasınız diye yaptım. Dik durasınız diye yaptım. Ama doğru ama yanlış. Biliyor musun? Bak. Ne zaman
Hayat karşısında yılgınlığa düşsem aklıma hep sen gelirsin. Ailemiz için, benim için yaptıkların, çektiğin acılar, işkenceler gelir. İşte o zaman hemen canlanır. O kadın haliyle bunca acıya rağmen böyle göğüs gerebiliyorsa, ben iki kere dik durmalıyım diye düşünüp hemen yılgınlığımdan vazgeçerim. Kolay mı ailesini korumak için tanımadığın, bilmediğin bir memlekete, insanların arasına girmeyi göze almak, acılara sessiz kalmak? Her baba yiğit bunu beceremez. Ama sen becerdin. Şimdi yakışıyor mu sana ben korkuyorum demek? Gül bakayım. Ha? Ha? Ha şöyle. Kimin bacısı? Kimin? Ben sen iyi olasın diye gerekirse Azrail'le savaşırım bacım. Sen merak etme. Her şey çok güzel olacak. Ya dellenme Avuzar. O kadar da uzun boylu değil. Ya onca senenin hatırı yok mu? Tamam. Sen öfkelendin. Ondan böyle yapıyorsun. Sakin sakin bir düşün. Cayacaksın. Ben kararımı verdim Nizar. Caymayacağım. Ya yapma Avuzar. Bu öyle pat diye verilecek karar mı ya? Pat diye verdiğimi kim söyledi? Pat diyeymiş. Bunca zaman birikmiş birikmiş dolmuş demek ki. Ya düzelirim Avuzar. Sen nasıl istersen ele biri olurum. Kendi kendini kandırma Nizar. Söz veriyorum ya. Kur'an hakkı düzelirim. Avukatım gerekli malumatı bildirir. Hoşça kal Nizar. Merhaba Pınar Hanım. Merhaba. Gelmenize çok sevindim Zilan Hanım. Yine oyalanacağınızı düşünüyordum. Yok yok. Bundan sonra oyalanmak yok. Zilan'ın başında ben varım. Ameliyatını da tedavisinde olacak. O zaman bugün yatıyorsunuz. Nereye? Hastanemize tabii ki Zilan Hanım. Ameliyatı hemen mi olacağım? Ya bugün mü bu operasyon? 1-2 gün içinde. Ama süreç başladı. Artık gözetimimiz altında olacaksınız. Ani oldu biraz. Lütfen. Daha fazla geciktirmeyin. Yok yok tamam canım. Yatacak diyorsanız o yatacak. Hazırlıklarınızı tamamlar gelirsiniz. Pınar Hanım sizden yine aynı şeyi rica edeceğim. Kocanıza durumunuz hakkında hiçbir şey söylememi istemiyorsunuz. Sadece durumum hakkında değil. Burada olduğumu da bilsinler istemiyorum. Ne kocam ne de bir başkası. Zilan Hanım yakınlarınızın desteğine ihtiyacınız olacak. Abim yeter. Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum. Pekala. Personeli de bu konuda uyaracağım. Yani bir an önce aramaya başlarsanız bizi çok mutlu edersiniz. İyi de dediğinize göre kendi iradesiyle gitmiş. Kayıp sayılmaz ki. Endişeleniyorum memur bey. Durumu iyi olmayabilir. Anlıyorum ama kayıp bile desek henüz 24 saat geçmemiş. Yeni bir işlem yapamayız. Hiçbir şey yapmayacaksınız yani öyle mi? Maalesef. Siz de endişelenmeyin lütfen. Nasıl endişelenmeyin? Karıma ulaşamıyorum. Siz de yardımcı olacağınıza bana... Hazar. Memur beyin yapabileceği bir şey olsaydı yapardı. Adalı nasıl bulacağım ben karımı? Ya başı dertteyse? Ne olacak o zaman? Bak Hazar gel. Gel bir dakika. Ya kusura bakmayın. Olay çok yeni. Abim fazlaca etkisinde de. Önemli değil. Hazar, memur bey haklı. Zilan daha yeni gitmiş. Bana yıllar geçti gibi geliyor. Anlıyorum seni ama sağlıklı düşünmeye çalış. Göreceksin Zilan biraz kafasını dinlesin arayacak. Tabii abi arar kesin. İyi olduğunu bildirmek için arar. Ben eli kolu bağlı beklemem. O zaman biz de aramaya devam ederiz. Olabileceği her yere bakarız. Ne lazım olur acaba? Pijama almam lazım. Terlik. Herkes terlikle geziyor. Neyse gidelim bir mağazaya da baktıkça aklımıza gelir. Başımıza da bir şey gelmez inşallah. Ne gelecek ki? Ben aranıyorum kızım bilmiyor musun? Elimi kolumu sallaya sallaya gezdiğime bakma. Sen gelme o zaman. Olmaz seni yalnız bırakmam. Ya neden? Gidip alışveriş yapacağım sadece. Öyle mi diyorsun?
Git sen, dolanma ortalıkta. Vallahi içime sinmiyor ama... Baksana numaramı vereyim ama annemlere babamlara sakın verme, tamam mı? Ya şimdi böyle bir şey yapabilecek durumda mıyım? Yapmazsın değil mi? Ama sen de uslu duracaksın, başını daha fazla derde sokma. Tamam tamam ya, karışma sen. Yaz sen numarayı. 0500. Dur önce açayım. Tamam. Zilan'dan bir haber yok değil mi? Perin nerede? Bebeğin yanında. İyi değil tabii. Hazar fazla yüklendi. Hazar fazla sert çıktı. İyi yapmadı. Ama doğruya doğru. Haksız da diyemiyorum. Oo. Ha? Erkencisin Avuzar. Sabah erken çıkınca işi çok herhalde dedim. Kolayladın mı bari? Nizar'la konuşmaya gittim ben. İyi. Bak bu iyi. Aferin kızım. Barıştığınız iyi olmuş. Barışmadık. Nizar da fazla oluyor ama. Sen barışmaya ayağına gidiyorsun. Oysa... Nizar'a dava açtığımı söylemeye gittim. Boşanacağım. Uzatmanın manası yok. Boşanacağım. Hastanın adı Zilan Azizoğlu. Daha önce tedavi için gelmişti. Neden soruyorsunuz? Kendisi eşim. Buraya geldi mi diye soracaktım. Maalesef efendim, hastalarımız hakkında bilgi veremiyoruz. Eşiyim diyorum. Hazar Azizoğlu. Anlıyorum Hazar Bey ama yönetimin kesin emri var. Acil bir durum. Kendisinden haber alamıyorum. Acil bir hasta kaydımız yok. Demek ki burada değil. Peki diğer kayıtlar? Daha fazla bilgi veremem. Kusura bakmayın. Ne yapacağım ben Halil? Ne yapacağım? Buna dayanamam ben. Kendinizi bırakmayın Nizar Bey. Her şey düzelecektir. Ya ne diyorsun be? Avukat belgeleri yolladı bile. Düzelirmiş. Gideceğim ben buralardan. Gideceğim kızımın izini bulacağım. Avrupa'ya mı gideceksiniz? Başka yolu yok Halil. Nizar Bey, Bennu Hanım sizin peşinde olduğunuzu anlarsa... İnşallah yaşıyordu da... Anlar. Yaşıyorsa bile yaşadığını gizlemez mi? Ne yapayım Halil? Adamlarında iş yok. Gittiler, hala bir haber yok. Ben gideyim Nizar Bey. Ya otur oturduğun yerde. Nizar Bey, ben ciddiyim. Bakın, size şerefim üzerine yemin ederim ki... onlardan bir haber getiririm. Öyle ya da böyle. Bir haberle dönerim. Ben gideyim ha? Pasaportun var mı? Var Nizar Bey. Hey. Şu çakal Selim'e söyle de bize işlerini halletsin. Hangi çakal? Ya şu Selim Eltaş var ya. Peki efendim. Çok güzel. Buyur abi. Çok güzel. Sen? Ben şu turuncuyu verir misiniz? Buyurun. Buyurun. Sağ ol abi. Eyvallah. Ver bakalım balonunu.
Hani benimdi bu? Ya versene Hazar. Ne yapıyorsun? Sabret biraz. Bak. Bu sensin, bu da ben. Birbirimize sımsıkı bağlıyız. Ayrılmam acısına. Bir mutluluktan uçuyoruz. Abi. Neredesin kız sen? Akşamın bir saati oldu. Ha? Kafamı toplamak için biraz dışarı çıktım. Sen kafanı toplayacaksın diye benim kafam dağıldı. Meraklandın mı bacım? Yapma böyle. Geç hadi. Hoş geldin oğlum. Var mı bir haber? Hazar. Anne, üstüne gitme, böylesi daha iyi. Baba senle. Yalnız mı kalsın oğlum? Söyleyeceğin şeyler, vereceğin teselliler onu tatmin etmeyecektir baba. Bırak biraz yalnız kalsın. Acısını yaşasın. Odanız burası Zilan Hanım. Demek bundan sonra buradayım. Beğenmedin mi kız? Ha? Kral dairesi gibi oda, nesini beğenmedin? Beğendim abi, çok güzelmiş. Güzel tabii, güzel. Refakatçi kalıyor mu? Kalıyorum. Gerek yok abi. Ne demek gerek yok kız? O zaman beyefendi, benimle gelin de kaydınızı yapalım. Kayıt mı? Ne kaydı? Form dolduracaksınız, kimlik bilgileri. İşte ne gerek var canım kayda kuyda. Abisiyim, refakatçiyim yeter. Kayıt yapmak zorundayız. Sonra emniyet hastane yönetiminin başını ağrıtıyor. Emniyet mi? Abi boş ver. Ben yalnız kalırım. Tamam madem ısrar ediyorsun. Hani bizim kayıttan kaçacak halimiz yok. Bak, yemin et. Bir şey olursa arayacaksın, tamam mı? Tamam abi. Kardeşim size emanet ha. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni çağırırsınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hazar'a haber vermediniz mi? Yemeğe gelmeyecekmiş. Avzar yengem de odasında. İştah yokmuş. Hangimizde iştah kaldı ki? Evin huzuru kalmadı. Yesek ne olacak, yemesek ne olacak? Benim bir şey yiyecek halim yok. Size afiyet olsun. Ben de yiyemeyeceğim. Benim yüzümden değil mi? Şimdi de kimse yemek yemiyor. O da benim yüzümden. Ben... Bir şey mi söyledim Berlin? Keşke söyleseydin. Keşke. Anne.
Anne. Hadi gündüz aramadı. Kafasını dinledi diyelim. Ama saat kaç oldu? Merak etme baba. Yani kara haber tez ulaşır derler. Haber yoksa iyi demektir herhalde. Kim bilir nerede? Ne halde şimdi? Aç mı? Tok mu? Sen seversin diye yaptım bak. Yesene yengecim soğutmadan. İstemiyorum yemek yemek. Eskişi birlikte yemedikten sonra ne tadı var? Tabii. Saygısızlık etme Mihri yengene. Celal abim hapse girdi. Geldi. Resul abim evden gitti. Şimdi de Zilan ablam kayıp. Yarın kim gidecek acaba? Kavi. Sen kızma baba. Ben konuşurum onunla. Lan. Aslanım benim. Düzelecek oğlum her şey. Zilan ablam söz vermişti. Gitmeyeceğim demişti. Ne zaman konuştun lan Zilan ablanla? Midyat'tayken. Çarşıda geziyorduk. Zilan ablamın elini bırakmıştım. Küçüktün yani. Koşturup duruyordum. Bir baktım Zilan ablam yok. Gitmiş. Seni bırak böyle mi? Ağlamaya başladım. Çöktüm yere. Hüngür hüngür ağladım. Lan bir de erkek olacaksın. Hiç yakışır mı sana ha? Sonra Zilan ablam geldi. Bir dükkana girmiş. Sımsıkı sarıldı bana. Hep yanındayım. Bir daha seni hiç bırakmam dedi. İnandım ben de. Hani bırakmayacaktı? Ağla koçum ağla. Belki sen ağlayınca çıkar ortaya ablan ha. Ağlamını duyar da geliverir yanımıza. Annemlerden haberin var mı? Mihri ile konuştum. Herkes merakta. Bir şey demedin değil mi? Vallahi neredeyse diyecektim. Ama demedin. Demedim. Ama bu böyle gitmez Zilan. Akşam rahat ettin değil mi? Bir derdin sıkıntın olmadı. Olmadı. İyi.
Doktor ne diyecek acaba? Göreceğiz. Belki ameliyat günü belli olmuştur. Olmuş mudur dersin? İyi günler. Buyurun. Dahiliye ne tarafta diye soracaktım. İleride, sağda. Teşekkürler. Ne işi var bunun burada ya? Canım, polis hastalanamaz mı? Başka hastane mi yok kardeşim? Sen git istersen abi. Doğru, biraz kaybolayım ben. Sen beni haberdar edersin. Ederim. Yürü. Selam Mösyö. Gel biraz bahçede takılalım. Yok, ben iyiyim böyle. Hava şahane. Ben iyiyim dedim Cesur. İyiymiş. Daha ne kadar sürecekse bu halin. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nasıl hissetmeliyim? Ameliyata hazır mısınız? Olmasam ne değişecek ki? Zilan Hanım, hastalığınızda moralinizin yüksek olması en önemli konulardan biri. İnsan bu haldeyken morali nasıl yüksek olabilir ki? Kendinizi motive etmelisiniz. İyileşmeye inanmalı, iyileşmeyi istemeniz gerekiyor. Biz işin tıbbi kısmını yapacağız. Ama sizin de yardımcı olmanız gerekiyor. Belki de sizi Rüya ile tanıştırmalıyım. Rüya kim? Pınar Hanım, bir bey sizinle görüşmek istiyor. Hasta mı olduğunu söyleyin. Soyadım efendim, durumu acilmiş. Benim hastam mı? Hayır efendim, hastanızın yakınıymış, Hazar Bey. Hazar mı geldi? Sakın Pınar Hanım. Meşgul olduğumu tekrarlayın. Peki efendim. Dediğim gibi Pınar Hanım çok meşgul olduğunu söyledi. Kim olduğumu söylediniz mi? Kim olduğunuzun bir önemi yok Hazar Bey. Pınar Hanım meşgul. Peki, ben burada beklerim. Elbet işi bitecek. Kapının önünden ayrılmadan beklerim. Uzun sürebilir. Gerekirse sabaha kadar beklerim ben. Kapının önünden ayrılmayacak. Lütfen, şimdi değil. Şimdi ona söyleyemem. Pınar Hanım, Hazar Bey işiniz bitinceye kadar bekleyecekmiş. İkiniz de keçi gibi inatçısınız. Ne yapayım Pınar Hanım? Pınar Hanım sizi bekliyor. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Oturun. Hastanız var sanıyordum. Yanlış anlamışsınız. Bir dosya üzerinde çalışıyordum. Nedir acil olan? Eşim. Zilan. Zilan Hanım. Yine mi rahatsızlandı yoksa? Bilmiyorum ki. Eşim ortada yok. Ben belki de bir şekilde haber almışsınızdır diye düşündüm. Yok, alsaydım söylerdim. Pınar Hanım, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Bir şey hayatımıza giriyor ve yavaş yavaş her şeyin yerini alıyor. Her şeyin. Başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Sadece o. Uzak kaldığımda günlerin, saatlerin, hatta anların hiçbir değeri kalmıyor. Her zaman aklımda bir tek şey var. Ona ne zaman kavuşacağım? Ondan bahsedildiğinde bile heyecanlanıyorum. Avuçlarım terliyor. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlıyor. Kavuştuğumdaysa daha fazlasını istiyorum. Ama yetmiyor. Doyamıyorum çünkü. Doktor Hanım, yaşamımda eğer o olmayacaksa,
Artık yaşamak bile istemiyorum. Cesur. Alo ha. Merhaba Dilan, müsait misin? Evet, ne oldu? Sana bir haberim var. Yoksa Zilan'ı mı buldunuz? Bak, beni iyi dinle. Sana söyleyeceklerimden de kimseye bahsetme, tamam mı? Tamam, ne oldu? Kusura bakmayın, başınızı ağrıttım. Önemli değil. Hoşçakalın. İyi günler. Daha ne diyeyim ki? Ben ne duyduysam aynısını siz de duydunuz. Ne eksik ne fazla. Kendinizi onun yerine koyun Zilan Hanım. Neler hissettiğini anlamaya çalışın. Bunun için kendimi Hazar'ın yerine koymama gerek yok. Hissettiklerinin aynını hissediyorum. Bir bütünün iki parçası gibi. Onun canı yandığında benimki de yanıyor. Onun yüzü güldüğünde... Ben ikinizin de yüzünün gülmesini istiyorum. Ona söyleyemem Pınar Hanım. En azından iyi olduğunuzu haber vermelisiniz. Bunu bilmeli. Hazar'a haber vermeyecek miyiz? Şimdi değil, daha olmaz. Ama halini biliyorsun. Ya olmaz, söz verdim. Önce durum neymiş onu anlayacağız, hadi. Zilan, şükürler olsun. Hazar, beni merak etme. Nasıl etmem Zilan? Ben iyiyim. Görüşelim Zilan, lütfen. Olmaz Hazar. Ya her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ne olur böyle yapma. Kardeşim. Görüşemeyiz Hazar. Ya birkaç dakika ver, yalvarırım lütfen. Şehir dışındayım Hazar. İyi olduğumu söylemek için aradım. Ben neredeysen gelirim. Dünyanın öbür ucunda olsan yine gelirim. Kapatmak zorundayım. Zilan dur. Seni seviyorum Zilan, seni seviyorum. Sen böyle otur. Sen nereye? Ben hemen döneceğim. Nereye gidiyorsun Cesur? Ne oluyor? Ya sen otur, bekle, döneceğim. Sakın ses çıkarma. Efendim? Peşimdeler. Ama onları atlattım. Kim peşinizde? Ne oluyor? Rüya. Rüya. Atlatamamışım. Rüya, orada mısın? Buraya gelirlerse çaktırmayacaksın. Söz ver bana. Kime çaktırmayayım? Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Şişt. Burada olduğumu söyleme sakın. Rüya. Rüya, orada mısın? Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Şişt, sonra. Buyurun. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Bir hastayı arıyorum da odanıza kimse geldi mi? Uzun kumral peruklu beyaz tenli bir bayan. Görmedim. Burada benden başka kimse yok. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Sağ ol ortak. Ben Rüya. Zilan. Memnun oldum. Dilan. Neyse meseleniz, halledin bakalım. Anlatmayacak mısın? Neyi?
Gezmeye gelmedin herhalde buraya. Herkes o uyuz tümörler yüzünden burada. Over kanseri. O yüzden mi yüzünden düşen bin parça? E hastalık bu. Üzülmem normal değil mi? Sen sadece üzülmüyorsun ki. Şu haline bak. Resmen yaşamaktan vazgeçmişsin. Daha ilk hamlede böyle olursan oho. İlk hamle mi? Başka ne var ki? Daha bir sürü aşama var. İlaçlar, muayeneler, radyoterapi, kemoterapi. Doktor musun sen? Doktora. Güzel olmuş değil mi? Peruk oldu anlaşılmıyor. Ben Kelim. Yani senin gibi hastayım. Geçmiş olsun. Sakın doktorlar gibi başlama. Ah, dışarıya çıkmak yasak, sigara içmek yasak, içki içmek yasak, her istediğini yemek yasak, bara gitmek yasak. Bunlara kalsa beni çoktan hastalıktan önce öldürecekler. Ya Allah korusun, ne biçim konuşuyorsun? Senin ameliyatın yarındı değil mi? Şanslı günündesin. Birazdan tur var. Ne turu? Gel. Gel. Yavaş. Hadi, ne yapıyorsun? Koş 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 koş. Rüya dur. Başımıza iş açacaksın. Sus şimdi, bir duyan olacak. Delirdin mi sen? Evet delirdim. Hadi yürü. Nereye? Şşş. Koş. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Neymiş? Zilan bizimle görüşmek istiyormuş. Ben heveslenmedim mi sanıyorsun? Zilan'ı nasıl merak ediyorum? Bize sormadan, danışmadan aklı sıra iyi bir şey yapıyor. Belki de iyi bir şey yapıyordur. İyi mi? Bu davranışını onaylıyorsun yani. Sence de konuşmamız gerekmiyor muydu? Ne konuşacağız? Orkun Bey mi? Neden bahsediyorsun sen Civan? Hangi Orkun? Seni yemeğe çıkaracak olan Orkun'dan bahsediyorum. Prenseslere layık bir yemek, baş başa. Sen nereden biliyorsun ki bunları? Biliyorum işte. Civan. Sen beni kıskanıyor musun? Rüya! Ne oldu? Of, yoruldum artık, duralım. Ben de. Bu kadar yeter, hadi dönelim geri. Saçmalama. Hastaneden kaçtık işte, başardın hadi. Dalga mı geçiyorsun sen? Yeterince heyecan yaşadın, yetmez mi? Daha yeni başlıyoruz. Lütfen hadi. Hadi gel. Gel. Ya. Rüya. Böyle bir şey nasıl düşündün anlamıyorum. Sadece düşünmedim. Gözlerimle de gördüm. Gördüklerin iki arkadaşın şakalaşmasından ibaretti. Yanlış anlamış olabilirim. Hissettiklerim saman alevi değil ki. Ben de öyle daldan dala atlayan bir kız değilim. Bunları hiç düşünmedin mi? Neyse canım. Zaten bir önemi yok. Önemsiz olduğum için mi kıskandın beni? Neler hissettiğimi biliyorsun. Bunları konuşmuştuk Dilan. Biraz daha konuşsak olmaz mı? Oh be, dünya varmış. Var mı özgürlük gibisi be? Hele baharda. Hele yanında da kankan varsa. Kanka mı? O da sen oluyorsun Zilancığım. Doktorlardan azar işitirken de bu kadar mutlu olacak mısın? Şu an burada olmak her şeye bedel. Gerisi boş. Sen istersen kal ama ben artık dönmek istiyorum. Senin derdin ne Zilan? Derdin mi? İçin çekilmiş senin. 100 yaşındaymışsın gibi davranıyorsun. Ben. İyi tamam. Git hadi. Çok istiyorsan git. Dön odana. Sen gelmeyecek misin yani? Vallahi benim vaktim değerli. Günlerim sayılı. Ne yaşasam kar. Sayılı mı? Ay uf, ne dedim ben. Benim için üzülecek birini daha kazandım.
Hadi başla. Efendim? Hadi sor. Yani sen... Hı hı. Gideceğim. Yani pratikte hepimiz gideceğiz değil mi? Ama benim gidiş biletim elimde. Bu çok korkunç. Hayır efendim, işte korkunç değil. Neden biliyor musun? Hayatın değerini anlıyorsun. Hiç de üzülmüyorsun. Köz köz 100 sene yaşayacağına kalan 6 haftanı dolu dolu yaşıyorsun. 6 hafta mı? Dur tahmin edeyim. Birazdan mendil isteyeceksin. Sen bu haldeyken... Tamam. Tamam, bu konuyu kapatalım artık. Bana şunu söyle. Hastaneye mi dönüyorsun, benimle mi kalıyorsun? Aslında hava güzel. Hava değil yavrum. Sen güzelsin. Hadi. Hadi kalk. Koş. Bu duygudan kaçman doğru mu Civan? Sen de benimle birlikte olmayı bu kadar isterken. Her şeyin üstesinden gelebiliriz Civan. İnan buna, her şeyin. Her şeyin mi? Her şeyin Civan. Kalbimin nasıl attığını hissetmiyor musun? Olmuyor Dilan. Hissedemiyorum. Vücudum bunu hissetmiyor. Ne kadar aptalım. Ben her şeye razıyım Civan. Sevgi bu değil mi zaten? Karşındakini olduğu gibi kabul etmek değil mi? Cesur, kapıyı aç çabuk. Bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Aç şu kapıyı. Geçmiyor boğazımdan yahu. Niye ki Resul Bey? Beğenmediniz mi? Sinan da aklım. Bir başına koydum kızı. Ne ana var başında ne bacı. Arayalım Resul Bey. Yürü gidiyoruz. Nereye Resul Bey? Künefe yiyeceğiz. Allah, yaşadık. Ya. Yürü lan. Riyad, hastaneye gidiyoruz. Dingil. Yürü. Yürü lan. Allah Allah. Rüya. Hı? Bak, kızacaksın diye korkuyorum ama çok geç olmadı mı? Hastaneden de çok uzaklaştık. Ya Rüya. Hayır Rüya, yeter artık. Tamam. Bak bu son. Birazcık takılalım, hemen döneceğiz, tamam mı? Söz veriyorum sana. Olmaz. Ya hadi Zilan, nazlanma. Efendim, bizim haberimiz olmadan çıkmışlar. Ya kardeşim, sizin nasıl haberiniz olmaz ha? Dingol Nahrı mı burası? Giren çıkan belli değil. Efendim sakin olun lütfen. Ya yok mu kardeşim burada? Zabıt defterin, koğuş sayımın, inzibatın, çavuşun yok mu ya? Bayanın bir suçu yok Resul Bey. Ya bırak kardeşim ya. Biz bacımıza emanet ediyoruz buna. Na böyle Allah aşkına şuna bak. Köz köz oturuyor ya. Delireceğim be. Delireceğim ya. Bana bak, bacıma bir şey olursa yakarım burayı, sizi de gebertirim ha.
Hazar yanımda yokken hiçbir şeyin tadı yok. Onu da çağıralım o zaman. Böyle bir zamanı canın sıkın geçirmen çok kötü. Ya boşuna mı gittim o evden Rüya? Ben onsuzluğa katlanırım, her şeye katlanırım. Yeter ki o üzülmesin. Ama böyle harap oluyorsun. Tamam, durunca gidiyoruz, tamam mı? Nereye? Sevdiğini, gidip göreceğiz onu. Yapamam Rüya. Hazar bensizliğe alışmalı. Neden bu inat ya? Şu haline bak, perişansın. Eminim Hazar da öyledir. Niye üzüntülerinizi yan yana yaşayamıyorsunuz ki? Paylaşmak acıları hafifletir. Ne olacağım belli mi ki? Hastalığım uzun sürebilir, ona çocuk veremeyebilirim. Bak kendi ağzında söylüyorsun. Ne olacağı belli mi? Belki tam tersi olur. Bir bakmışsın, şans size gülmüş. Ya öyle ama... Sevdiklerinden uzaklaşmak çözüm mü ki sanki? Aksine onlara sıkı sıkı sarılman lazım. Ne olursa olsun Zila. İnsanın sevdiği varsa... Nerede olursa olsun... Ona sıkı sıkı sarılmalı. Benim için bir sen varsın hayatta, bir de Zila. Hayatta değer verdiğim iki varlık. Neden aynı anda yanımda olmuyorsunuz? Neden? Nasıl yaparsın ha? Bunu nasıl yaparsın? Civan, benim niyetim... Hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Anladın? Hayatıma karışma. Yalnız bırak beni. Yalnız bırak. Nerede kaldın kız? Kusura bakmayın, arkadaşımla çalışıyorduk da. Zilan'dan haber aldık kızım. Aa, neredeymiş? Hazar'la konuşmuş, iyiymiş ama şehir dışındaymış. Oh, neyse ki iyi. Ya biraz kafa dinleyip gelecek anlaşılan. Herhalde. Otur, ben sana yemek atayım. Yok yok, ben odama çıkıp ders çalışacağım, teşekkürler. Kızım, çocuk musunuz siz? Ha? Gece gece kız başınıza. Dünyanın bin bir türlü hali var be. Neymiş? Luna Park'a gitmişler. Bak bak bak. Hanımefendiler gelsin tozsunlar. Biz de bacımıza bir şey mi olmuş diye burada böyle bekleyelim. Sus kız. Hem sen kimsin? Nereden çıktın öyle piyango gibi? Ha? madem Luna Park'a gidiyordunuz, bana da haber verseydiniz ya. Ben de öyle bir karının eteğine falan otururdum. Gelme bizim başımız. Ha? Gitmeyeceksin. Seni bu adama teslim etmem. Bırak onu. Bırakmam. Sana bırak dedim. Bırakmam. Lan bırak dedim kızı. Bırakmam. Bırak! Bırakmam! Bırak! Bir kere az daha kaybedecektim seni. Kurtuldum. Allah seni bana bağışladı. İnşallah şimdi de seni bana bağışlar kızım. Annem. Canım kızım. Neredesin? 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 Neredesin?
Islak mendil almayı da unutmayın. Yazdın mı dediklerini? Yazdım efendim. İyi. Elimizin altında olsunlar. Hadi bir koşu gidip al gel. Peki efendim. Biliyorum ben senin derdini. Neymiş? Yine Luna Park'a gitmek istiyorsun sen değil mi? Çarpışan arabayı bir dahakine ben kullanacağım yalnız. Şimdiden söyleyeyim. Vallahi ben de gelirim bu sefer ha. Mikri ile kavi de alırız. Gidebilecek miyiz ki? Buradan çıkabilecek miyim? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? İyileşmek istersen çarçabuk kalkarsın ayağa. Korkacak ne var canım? Ne günler gördük, bunu da atlatacağız hayırlısıyla. Şşt. Gül. Hadi gül. Gülsene. Ya, gül. Ya yapma. Gül kız, gül kız. Şımarma. Ama hadi gül. Söyle Zaza. Uğur Bey, Resul'ü bulduk. Buldunuz mu? Nerede? Hastanenin birinde olay çıkarmış efendim. Nihayet izini belli ettin Resul'ü. Hala hastanede efendim, dışarı çıkmadı efendim. Adamlara haber sal, etrafı sarın. Gözünüzü dört açın. Kuş uçsa haberim olacak, tamam mı? Baş üstün efendim. Bakalım bu sefer nereye kaçacaksın Resul Bey? Adalı. Resul'ün izini buldu Kazar. Buldunuz mu? Nerede? Bir hastanedeymiş. Hastane mi? Başına bir şey mi geldi acaba? Resul bu. Düşmüştür bir belaya. Gidince öğreniriz. Geliyorum adalı. Geliyorum. Zilan Hanım, ameliyatınız az kaldı. Bunu giymelisiniz. Oo, en sevdiğim elbise de geldi. Bak, kendini podyumda farz et şekerim. Şöyle. Salına salına yürürsün. Ya bu kız alem ya. Film gibi. İşin gücün eğlenmek ya. Hadi odana dinlen biraz. Çok iş yaptım da yoruldum sanki. Bir şey demeden mi gidiyorsun? Öyle hüzünlü veda falan yok sana. Birkaç saat uyuyacaksın, o kadar. Hadi Türk gibi ol da gel. Aslansın kız. Çabuk yat ağrı ya, çabuk hadi. Ya tamam ya. Vakit geldi ha. Korkma bacım. Bunu da atlatacağız elbet. Biz neler atlattık. Kardeşimiz hapse girdi, bekledik, geri geldi. Bombaların içinde kaldık. Ne oldu, kimseye bir şey oldu mu? Olmadı. Sana da bir şey olmayacak. Hayat bu. Düşmez kalkmaz bir Allah. Düşeceğiz de kalkacağız da. Ben buradayım, tamam mı? Sen ameliyattan çıkana kadar bekleyeceğim. Sağ ol abi. Her şey için sağ ol. Sağ olacağım tabii. Sen de sağ olacaksın, ben de. Hadi sen giyin. Zaza nerede? İçeride efendim. Tamam, o zaman bütün çıkışları tutun. Dağıl. Neredesin lan? Getir çabuk malzemeleri, Zilan ameliyata girecek birazdan. Gelemem Resul Bey. Ne demek gelemem lan? Adalı kapıda. Ne? Adamları bütün hastaneyi sarmış. Biz siz eksiktiniz. Şimdi ne halt edeceğim ben? Her yerde Deus'un adamları. Ya bacımı bırakıp nasıl kaçarım? Geldi. Adalı. Resul içeride Hazar. Hazar.
Zilan'la ilgili bir durum olabilir mi? Aslında benim de aklıma geldi ama Zilan'la konuştum, İstanbul'da değil ki. Sabret Hazar, şu olayı bir çözelim. Zilan da el birliğiyle buluruz elbette. Şimdi işimize bakalım. Av kapanın içinde çıkış yok. Adalı, Resul bu. Elinde koz olmasa da asla teslim olmaz. Gerekirse ölümü göze alır bu adam. Pes edip gidecek değiliz ya. Bu son şansımız olabilir. Olmaz Adalı. Silahların konuşmasına izin veremem ben. Başka çaremiz var mı? İçeri gidip onu bulacağım. Çıkışın olmadığını söyleyeceğim. İkna olur mu? Olmalı. Tamam ama ben de geleceğim. Resul'e güven olmaz. Ben seni tek göndermem. Sazı tetikte ol. Tamam efendim. Bir şey mi oldu Zilan Hanım? Yok bir şey. Abim bekleme odasında herhalde. Hazırsanız gidelim. Bununla mı gideceğim? Siz yorulmayın diye. Yürürtüm. Ameliyat olacaksınız Zilan Hanım. Tüm hastalar ameliyathaneye böyle girerler. Tamam. Hastaneden nasıl çıkacağım? Çıkış sağ tarafta. Onu biliyoruz başka. Alt katta da adliye çıkışı var. Başka? Başka yok mu? Acil. Geç. Yangın merdiveni de geç. Başka yok mu? Yok. Daha ne olsun? Manyak. Hazar. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Keşke seni çağırmasaydım. Neden? Zilan meselesi senin içini kemirirken şimdi... Sen en iyisi git. Ben hallederim bu işi. Söz kan dökülmeyecek. Bu mesele asıl bizim meselemiz Adalı. Seni yalnız bırakmam doğru olmaz. Neden? Artık ben de işin içindeyim. Hem sana hem babana sözüm var, unuttun mu? İsrar etme Adalı. Ben bir yüzümü yıkar kendime gelirim. Çıkışın yok Resul. Her yerde adamlar var. Gördük. Gecikmemişler. Bak Resul. Kimse zarar görmeden teslim ol. Artık uzamasın bu iş. Uzadığı yere kadar hazır. Ya buradan sağ salim çıkar giderim. Ya da ölüm çıkar. Ama teslim olmam. Hazar. İyi misin? Bir terslik yok ya. Direnme artık Resul. Görmüyor musun? Herkes zarar görüyor. Ailelerimiz için, Zilan için. Boşa çabalama. Kararım kesin. Adamın eline düşeceğime kendimi vururum daha iyi. Bak. Adalı'ya seslenmek zorundayım Resul. Son kez soruyorum. Benimle geliyor musun? Gelmiyor musun? Diyeceğimi dedim. O zaman... Dur. Bir dakika. Teslim oluyor musun? Ses etmezsen...
sana Zila'nın yerini söylerim. Zila'nın mı? Eğer beni buradan çıkarırsan. Sen biliyor musun yerini? Vallahi ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Abisiyim, canıyım ben onun be. Çabuk söyle. Nerede o? Vallahi ben şartımı söyledim. Yemin edeceksin. Resul, seni buradan sağ salim çıkaracağım diyeceksin. O zaman Zilan nerede, haberin olur. Hazar. İyi olduğundan emin misin? Ben ele verirsen Zilan'ın yerini öğrenemezsin. Kendi başına bulacağını mı sanıyorsun? Asla bulamazsın Hazar. Hazar. Ben iyiyim Atalı. Birazdan çıkarım ben. Benim mahpusa girme mi daha önemli, yoksa Zilan mı? Ha? Bir düşün bakalım. Hazar, iyi olduğundan emin misin? İçeri giriyorum artık. Resul, teslim ol, bitsin bu iş. Hem nereye kadar kaçacaksın? Resul mü? Ver. Resul, kapatma telefonu, dur. Kapattı. Adalı, buraya geldiğimizi görmüş. Fark ettirmeden de kaçmış. Kaçmış mı? Hay Allah kahretsin. Yapacak bir şey yok artık. Var. Çok uzaklaşmış olamaz. Ben onu bulurum. İlk defa mı milli oluyorsunuz? Efendim? İlk defa mı diyorum? Rüya? Yok canım, karıştırdınız. Nereden çıktın sen? Bir baybayla kurtulacağını mı sandın? Her dakika peşindeyim. Bir düşündüm. Ben ameliyata girerken kimi yanında istemiştim diye. Senin de yakın arkadaşın ben olduğuma göre. Canım benim. İnsan sevdiklerini arıyor gerçekten. Kimi mesela? Abilerimi, kardeşlerimi, annemi, babamı. En çok da... Doğru yanıta çok yaklaştınız. Hazar'ı. Bildiniz, bravo. Keşke yanımda olsa. Keşke bir mucize gerçekleşse. Onun elini tutabilsem, sesini duyabilsem. Keşke. Çıkabilirsin Resul. Sağ ol. Sözümü tuttum Resul. Şimdi sıra sende. Nerede Zilan? Ya söz verdim ama... daha önce de sözüm vardı. Uzatma Resul. Nerede Zilan? İşte Zilan'aydı sözüm. Sana dememem için söz aldı benden. İkisini de tutamayacağına göre... lütfen söyle. Ulan Adalı, karıştırdın yine her şeyi ya. Hadi Resul, meraktan çıldırtmak mı istiyorsun beni? Ya tamam, patlama. Düşünüyoruz işte. Söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Hı. Korkma. İyi olmak için giriyorsun oraya. Ve iyileşeceksin. Oraya yatınca narkoz için saydırıyorlar ya. İşte o zaman Hazar'ı düşün. Kim bilir, belki hisseder. Gözlerini açtığında onu karşında görürsün. Sağ ol Rüya. Sulu göz sen de. Bir günde kendine benzettin beni. Ben gidiyorum. Resul söyle artık, halimi görmüyor musun? Duyacakların pek hoşuna gitmeyecek ama. Seni dinliyorum. Zilan hastanede. Ne? Burada. Burada mı? Ameliyata girmek üzere. Ne ameliyatı? Ne diyorsun sen Resul? Onu görmek istiyorsan...
Acele et. Belki de ameliyat aldılar bile. Endişelenecek bir şey yok. Her şey iyi olacak. Korkmayın. Birlikte ondan geriye doğru sayacağız. Tamam mı Zilan Hanım? Tamam. On. On. Dokuz. Dokuz. Sekiz. Sekiz. Yedi. Yedi. Altı. Altı. Beş. Beş. Dört. 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 Üç. Üç. İki. 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 Bir. Bir. Karımı ameliyata almışlar. Onu görmem lazım. Giremezsiniz beyefendi. Burası ameliyathane.